devam ediyor sayın seyirciler. Index Group CEO Sayın Erol Bilecik'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Erol İyi Bey. İyi günler İpek Hanım. Şimdi Index Group 8 şirketten oluşuyor aslında. Çok büyük bir şirket. 1989 yılından beri bilişim sektöründe Türkiye bilişim sektörünün en eskilerinden sayılabilir. 3 şirketiniz halka açık İMKB'de işlem görüyor. Index özellikle 2004'ten bu yana Index, DataGate ve Despek olarak. Doğru. Şimdi 2011 yılında zannediyorum 1.2 milyar dolar civarında bir civarındaydı. Grubun toplam bu anlamda ciroları var. 2012 hedeflerinizi konuşacağız, planlarınızı konuşacağız. Özellikle basında yer alan bu Orta Doğu Afrika pazarını gözünüze kestirmiş olmanız. %100 doğru. Evet. Nedir o pazarlarda sizi çeken? Biz tabii açıkça bu plan yani MEA bölgesi diye bahsettiğimiz, Middle East Afrika diye bahsettiğimiz zaman tabii bize en çok cazip gelen noktalardan bir tanesi İpek Hanım. Bizim özellikle Türkiye olarak baktığımız zaman bundan belki 10 belki de 15 yıl teknoloji anlamında baktığınız zaman makas çünkü daha fazla daralıyor. O ülkelerin yani bizim 10-15 yıl önce geçmiş olduğumuz daha doğrusu yollardan henüz daha geçmeye başlamış olmaları büyük kısmı yani özellikle Afrika dediğim zaman tabii çok gerilere bu anlamda dönmüş gibi oluyoruz. Evet. Bu noktalarda yani Türkiye'de üretmiş olduğunuz, sahibi olduğumuz daha doğrusu tecrübeleri o bölgelerde çok rahat uygulayabileceğimizin sevdası içindeyiz. Bu daha önceki yıllarda da düşündüğümüz bu anlamda hadiseler olmasına rağmen dünyanın girmiş olduğu konjonktür vesaire bir miktar gerçekten cesaretimizi kırmıştı geçtiğimiz yıllarda. Ama şimdi artık hani top tam tabiri caizse biraz önümüze gelmiş vaziyeti. Evet. Bunu önümüzdeki aylar dahilinde artık burada yavaş yavaş bir antrenmanla başlayacağız gibi gözüküyor. Vereceğiniz hizmetler özellikle ne yönde olacak? Biz tabii sonuç itibariyle baktığımız zaman teknoloji dünyasının tamamında rol alan, tamamında bu anlamda ürün tedariği yapan, ilgili olan iş ortakları kanalıyla teknoloji ürünlerini Türkiye bazında baktığımız zaman Türkiye'nin her noktasına bu anlamda ulaştıran, bütün yenilikleri, inovasyonu bu anlamda getirmeye çalışan ama çok ürün ağırlıklı bir gruptan bahsediyoruz. 200'den fazla markayı bir dünya markasının aşağı yukarı Türkiye'nin en büyük teknoloji ithalatçılarınasınız değil mi? Rakamsal olarak baktığımız zaman memnuniyetle öyle gözüküyor. Evet. Buradaki yani aynı bu anlamda görüş ve anlayışı gideceğimiz ülkelerle de buluşturabilir miyiz noktasındayız. Bu konuda da önden zaten muhtelif üreticilerle yani teknoloji üreticileriyle bu konunun kabulünü almak adına da muhtelif görüşmelerimiz de halen devam etmekte. Birleşik Arap Emirlikleri'nde çalışmalarınız var mı? Şu an zaten Dubai merkezli olmak üzere yaklaşık yani bu anlamda baktığınız zaman gerek DataGate gerek Index'te orada zaten kurulu bu anlamda ofislerimiz ve ticari düzenlerimiz bu anlamda mevcut İpek Hanım. Ama biz o bölge zaten bölgede faaliyet göstermemiz için Dubai'nin aşağı yukarı hap olarak kullanılması geleneksel zaten kabul edilmiş bir şey. Şimdi oradan bu anlamda hakikaten detay ülkelere, farklı ülkelere bir yolculuğu nasıl yaparız? Bunun hakikaten çok samimi ve içten planları içindeyiz. Şimdi Türk teknoloji pazarı gittikçe ilerliyor. Tüketici anlamında baktığımızda artık tüketici daha sık ürün yeniliyor. Daha sık ürünler de değiştikçe bunu takip ediyor. Bir yandan bulut teknolojisi geldi. Artık yazılımları şirketler topluca almıyorlar. Böyle bir servisten faydalanıyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Bu inanın İpek Hanım şöyle. Yani yaklaşık 6-7 yıldır veya hatta belki de 10 yıldır yani 2000 itibariyle aslında yani teknoloji önderlerinin, kanaat önderlerinin sıkça gündeme getirdiği bir konu. Ama o zaman ne dünya anlamda konjonktür, ne de bu anlamda bireysel tüketici, ne de pazarın toplam büyüklüğü. Yani sadece Türkiye için değil, bunu dünya pazarı olarak da bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Henüz daha bir hazır değildi. Ama şimdi gerçekten şöyle baktığınız zaman yani kullandıkça öde formülüdür. Bunun çok basite indirgenmiş hali. Özellikle ürün kullanımlarda bulut teknolojisinin. Biz de zaten geçtiğimiz aylarda Microsoft'un sadece indeks atadığı bu işte Microsoft 365 dediğimiz bulut çözümlerine ait kontratımızı da ilan ettik zaten. Yani önemli bir hazırlık yapıyoruz yani nihayetinde. Hakikaten kullandıkça öde. Yani bir yazılımı tamamıyla mülkiyetini kendi adınıza almak yerine bu tabii kollardan bir tanesi. Ne kadar kullanıyorsanız, ne kadar süreç dahilindeyse kontrol gibi düşünün bir anlamda. Böyle bir şey. Ben hakikaten
bunun da tüketici alışkanlıklarına çok hizmet eden bir yapı ortaya çıktığına bu anlamda inanıyorum. Hı hı. Tabii bulut teknolojisi sadece bu bazda bakmamak gerekir. Günün sonu itibariyle artık data center'lar oluşuyor, dev data center'lar oluşuyor. Yani insanlar Japonya'da oluşturdukları bilgiyi Amerika'da tutabiliyorlar veya tam tersi Tayvan'da oluşturduklarını Çin'de tutabiliyorlar. Aynı bizim Türkiye'de olduğu gibi ağırlıkta Konya merkezi biliyorsunuz data center'lar için çok değerli şey. Hı hı. Çünkü orada hakikaten işte deprem güvenliğinin veyahut da bu tip daha doğrusu coğrafi hareketlerin çok daha sıhhi veya sağlıklı olması gereken bölgelerde kurulan bunlar yapılar. Çok önemli. Çok önemli kritik yapılar diye düşünüyorum. Bir yandan da geçtiğimiz sene çalışmalarına başlandı. Küçük ev aletleri sektörüne girdiniz Home and markasıyla. Evet. Burada pazarda nasıl bir açık gördünüz veya biz nasıl yenilikçi ürünler üretelim dediniz? Çok rekabet yok muydu zaten? Aslında gerçekten o rekabet küçük ev aletlerinde KEA diyoruz o kısaca. Hı-hı. Muazzam derecede hakikaten rekabetin olduğu bir nokta, olduğu bir sektör. Ama ben şöyle de söyleyebilirim İpek Hanım. Biz daha rekabetçi zaten bir sektörün içerisinde faaliyet gösteren bir oyuncuyuz. Yani dünyada hakikaten IT kadar yani bilişim teknolojileri veya teknoloji sektörü kadar rekabetin çok üst düzeyde olduğu. Çünkü dikkat edin neredeyse her birkaç yılda bir dünyanın önemli üretişleri gerçekten oyundan çekilir veya merge olur veya evet. satın alınır. Bu kadar yani sert rekabet. O bakımdan gerçekten küçük ev aletlerinde olan rekabet bizim bu anlamda son derece aşina olduğumuz veya tecrübelerimizde çok fevkalade içinde yer aldığımız noktalar. Temel olarak yani neden Home and, neden küçük ev aletleri? Bizi çok motive eden bir konu. Temel olarak motivasyona bakıldığı zaman grup komple teknoloji ürünleri, işte bilişim teknolojileri, telekom, efendim, consumer elektronik dediğimiz tüketici ev aletlerinde muazzam derecede gerçekten faaliyeti var. Ve özellikle bu üç büyük grubun ürünleri de bugün özellikle teknoloji zincirleri diye göz önüne aldığımız zaman Teknosalar, MediaMarkt'lar, Bimex'ler bunlar da zaten bu bütün ürün gruplarının artık konsolide bir biçimde raflarında sergilerler pozisyonda. Biz de bu değerli firmaların, zincirlerin bu anlamda önemli bir tedarik merkeziyiz. Böyle baktığımız zaman yani complementary dediğimiz çok tamamlayıcı etkisini gördüğümüz zaten ürün gruplarıydı küçük ev aletleri. Bir de gerçekten yani kurduğunuz vizyon kadar da genişletebileceğiniz, çektikçe uzatabileceğiniz, koydukça bu anlamda ürün portföyünü fazlalaştırabileceğiniz bir yapı. Bir ARGE gerçekten... merkez özür dilerim. ARGE bu konuda çok önemli. Zaten farklı önemli. Ürünler çıkar. Çünkü bir el robotu örneğin hani 6-7 çeşit markada aynı ürün ürünü görebiliyorsunuz. Yani, aynı el robotları. Hiç karar veremiyorum. Doğru. Home and'teki zaten yani kurduğumuz ana ilk gün itibariyle Leyvan'dan başlayan daha doğrusu kurguyla tasarımın mutlaka bizim bir parçamız olması, mutlaka bizim ARGE'mizden bu anlamda çıkıyor olması bizim için vazgeçilmez değerlerdi. Ve şu anda aşağı yukarı 1,5 yıllık bir geri geçmişe baktığımız zaman çok keyifli bir yolculuğa Home and devam ediyor. Sanıyorum önümüzdeki yıllarda yani pazarda artık muazzam bir oyuncu olmaya fevkalade aday diye düşünüyorum. Erol Bey son 2 dakikamız şimdi bir yandan akıllı ev teknolojileri var. İleride bununla ilgili bir takım çözümler de piyasada olacak. Bir takım yeni teknolojiler olacak. Bunları alacağım çok kısaca sizden öncelikle. Bir de Ayazağ'daki tesislerinizle ilgili ne karar veriliyor? Kentsel dönüşüm alanı olacak. Hani lojistik kısmı vesaire Gebze'ye taşınacak zannediyorum. O konuda karar verdiniz. Şöyle İpek Hanım, tabii daha yolculuğun çok başındayız. Ben bir tek şunu söyleyebilirim. Yani sahibi bulunduğumuz 40 dönümlük arazi bizim çok güzel bir problemimiz. Yani güzel tarafı o bölgenin çok değerli bir bölge artık haline gelmesi. Ama problem tarafı da bizim bir anlamda kendimize yeni bir lojistik merkezi yapmamız, yeni bir bu anlamda ofis düzeni kurmamız anlamında arkadaşlarım bu anlamda süreci de bu anlamda göz önüne alarak. Bir gelişme var mı bu konuda? Bu konuda gerçekten henüz daha kamuoyunu bilgilendirilebilecek yapıya gelmiş bir nokta yok ama konu zaten ağırlıkta bu anlamda İstanbul'un çok hat konularından bir tanesi haline gelmiş vaziyette. Peki son olarak Türk bilişim sektöründeki bu büyük oyuncu indeksin patronundan biz teknolojiye dair birkaç ufak tüyolar almak istiyoruz. Gelecekte bizi şaşırtabilecek bir teknoloji Türk pazarına ne zaman girecek farklı ürün olarak? Çok temel olarak baktığımız zaman zaten İpek Hanım yani teknoloji dediğiniz zaman artık işinizin, eğitiminizin ve eğlencenin hep beraber olduğu ürünlerden bahsediyoruz. Yani ister bu bir akıllı cep telefonu olabilir veya bir tablet olabilir veya bir PC olabilir. Temel olarak gerçekten üç bileşen hayatımızın vazgeçilmez bu anlamda parçası. Buna dönük olarak da muazzam derecede farklı ürünler geliyor olabilir ama çok temel belki önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde
temel değişim, yani tüketicilere buradan paylaşabileceğimiz mesaj, artık ses kontrolünün daha fazla olduğu, sesi daha fazla algılayan, sesin komutlarını daha fazla bu anlamda anlayan, daha fazla bu anlamda ürünler göreceğimiz artık kaçınılmaz de dahil olmak üzere nihayetinde. Yani etkileşimin daha fazla, monoloğun değil, aletle veya teçhizatlarla diyaloğun çok bence yoğun olduğu, onları daha fazla sesle yönetebileceğimiz hakikaten aletleri çok sıkça izleyeceğiz ve görebileceğiz gibi gözüküyor. Bu da bambaşka bir, hakikaten buradan rahmetle analım, Steve Jobs'u. Evet. Müzikle başlattığı bambaşka bir tüketici alışkanlığını ortaya koyduğu, daha doğrusu yapıyı. Önümüzdeki yıllarda da gerçekten ben sesin çok daha etkin olabileceği ve inovasyonun bu noktalarda muazzam noktaları bizi sürükleyebileceği. Çünkü bu biraz da zaman ve efektif zaman kullanım açısından da muazzam hakikaten doğrulara yol açan bir neden. Hı hı. Hatta 10 dili aynı anda biliyor muçasına bu anlamda olacağımız bu anlamda teçhizatlar gelecek gerçekten. Erol Bey, çok teşekkür ediyoruz ben size bizimle olduğunuz için bugün. Bir kere daha sizi davet ediyoruz. Süre yetmiyor çünkü teknoloji İyi konuşmaya. Yeni süremizin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak dileğiyle diyelim efendim. Keyifli. Kısa bir ara, saat başına yeniden birlikteyiz sayın seyirciler.